Sevgili seyirciler, Elif Lamyem'e hoş geldiniz. İstanbul Dolmabahçe'den, Bezmi Alem, Valide Sultan Camii'nden sizleri selamlıyoruz efendim. Bugün İnsan Suresinin ikinci bölümünü inşallah ele alacağız. Geçen hafta İnsan Suresine başladık fakat ancak 11. ayete kadar geldik. 11. ayetten sonrasını bugün kıraat farklılıkları ve bu ayetlerde yer alan mesajlar bakımından inşallah değerlendireceğiz. Değerli hocamız Profesör Doktor Necdet Çağıl yine bizimle birlikte. Hocam merhaba. Merhaba. Değerli hocam, İnsan Suresi'ne geçen hafta başladık. Surenin başında insanın yaratılışından bahsetti. Daha sonra insanın önüne iki yolun açıldığı tabiri caizse ifade edildi ve cennetle mükafatlandırılacak kullara sunulan nimetlerden bahsedildi. Evet. 11. ayete geldiğimizde yine bu nimetlerin devam ettiğini görüyoruz ifade olarak. Bunları hocam şöyle bir hatırlasak. Bismillah. Ve cezâhum bimâ sabarû cenneten ve harîrâ ayetinde kalmıştık. Evet. 11. ayette. Bize ne tür mesajlar veriyor? Ne dersiniz? Evet Kamil Bey. Burada ehli cennetin giyeceği fâhir libaslar, değerli elbiselerden bahsediyor Rabbimiz. Ve cezâhum bimâ sabarû. Sabrettiklerine karşılık dünyadaki o envai türlü imtihanlara maruz kalmanın getirdiği meşakkatlere sabretmeleri karşılığında Rableri onları mükafatlandırmıştır. Ne ile? Cenneten, bir cennetle, ki o tenvin tazim ifade eder ki alişane, yüce, azametli bir cennetle onları Cenab-ı Hak mükafatlandırdı Rableri. Ve harira, ve ipekle mükafatlandırmıştır. Ehli cennetin giysileri ipek olacak Kamil Bey. O yüzden malumunuz erkeklere dünyada ipek giymeleri yasaklanmıştır. Evet. Ancak bazı zaruri hallerden ulemamız bahseder, fıkıhçılar. Örneğin bir adam diyelim uyuz hastalığına yakalanmışsa veya bunun gibi. Evet. Hani diğer elbiseler dokunuyorsa mesela uyuz gibi hastalıklara müptela olanların ipek giymesi caiz oluyor. Tenleri bundan müteezzi olmasın, zarar evet. görmesin diye. Yahut savaşta kılıç darbelerine mukavemet etmesi hasebiyle sırf yaka kısmı, sade yaka kısmı ipek olan libaslar, gömlekler giymelerine erkeklerin müsaade edilmiş. Evet. Kılıç, çünkü kılıç ipeği kesmez. Kılıca dolanır ama kesmez. Bunun dışında erkeğe yasak biliyorsunuz. Çünkü evet. cennette giyecekler. Evet. Ne oldukları halde Rableri onları mükafatlandırmıştır? Muttekiine fiha alel araik. O cennette koltuklara, serirlere kurulmuş, yaslanmış vaziyette. Böyle kurulu oturacaklar. La yaravne fiha şemsen ve la zemherira. Öyle ki onlar o cennette ne bir güneş ne de bir soğuk görecekler. Şimdi güneş görmeyecekler derken ve la zemherira'dan anlıyoruz ki Kamil Bey, burada güneş görmeyeceklerden maksat yakıcı bir güneş görmeyecekler. Evet. Yani dünyadaki o bildiğimiz, değil mi? Güneşin zararlı ışınları var. İşte tabii. ultraviyole diyorlar, mor ötesi evet. ışınlar vesaire. Bunlar cilt kanseri yapıyor. Muhtemelen, bilmiyorum, benim aciz kanaatim. Ya da vücudun ısı bakımından olumsuz etkilenmesi diyelim. Tabii. Yani yaz dönemindeki, etkilenme. Gibi, evet. evet. Terlemeyecekler insanı belki. Yakıp evet. kavurmayan, bedeninde hastalık oluşturmayan mutedil bir güneş görürler. Bazıları tabi zemherir kelimesini ay diye yorumlayanlar da var ki ne güneş görecekler ne ay. Yani hmm. diyor ahirette güneş durmayacak ayda. Çünkü buna ihtiyacı olmayacak ama o bana biraz uzak geliyor Kamil Bey. Niye? Çünkü devam eden ayette ve daniyeten aleyhim zilaluha. O cennetin gölgeleri onların üzerine düşmüştür, yaklaşmıştır. Yani cennet bahçelerinin, o sık ağaçların gölgeliğinden, gölgelerinden bahsettiğine göre Kur'an, güneş olmayan yerde gölge olmaz malum. Evet. Güneşsiz alem olur mu ya? Rabbim onu yaratmış öyle. Başlı başına bir mucize, Allah'ın birliğini ortaya koyan bir mucize. Güneş olacak inşallah ahirette, ay da olacak. Ama bunlar işte dediğim gibi yani adeta cenneti dekorize eden, sıcağıyla, aşırı hararetiyle insanları yakıp kavurmayan, mutedil, hazmedilebilir, absorbe edilebilir bir evet. güneş olacak. Hocam aslında bunu dünya hayatında da biz yaşıyoruz zaman zaman. Yani güneşli bir hava oluyor ama evet. insan etkilenmiyor ondan. Yani tabii. çok ılıman bir hava oluyor tabiri tabii. caizse. Yani bunun bir benzeri belki evet. inşallah orada i̇nşallah. Olacak. İnşallah. Hatta cennette malum esen rüzgarlar Kamil Bey.
ulema ondan bahsederken ılık ve kuru rüzgar olacak diyor. Hmm. Ilık ve kuru, insanı hasta etmeyen rüzgar. Mesela ılık ve rutubetli olursa o hasta eder. Doğru. Soğuk ve rutubetli olursa o külle hasta eder. İşte tabii. Güneş de öyle olacak. Ayet devam ediyor. Ve zilaluha ve zullilet kudufuha tezlila. O cennet bahçelerinin devşirilmeye amade meyveleri onlara yaklaştırıldıkça yaklaştırılmıştır. Kuduf. Hmm. Yani devşirilmiş meyve, evet, anlamında ki malum katf kökünden. Böyle elini uzatıp tabiri caizse hiç zahmet çekmeden öyle ağaca tırmanayım falan, yukarılara çıkayım, üstümü, evet, başımı tırmalayayım, öyle bir şey yok. Meyveler adeta diyor ki beni ye. Sunulacak. Sunulacak, evet, böyle. Hazır, Rabbimin, evet, lütfü keremiyle. İnşallah. Evet. Ve yudafu aleyhim bi aniyetin min fiddah. Üzerlerine gümüşten mamul kaplarla tavaf edilecek. Yani o kaplar, o gümüş kaplar onların üzerine dolaştırılacak cennette. Yani servis yapılacak, servis hocam, yapılacak, değil mi? Evet. Aynen öyle. Evet. Görevliler tarafından, evet, servis yapılacak. Gümüş kaplar daha. Ve ekvabin kânet kavârîrâ. Karuran çoğulu ki. Ve sırça kadehlerden oluşan küpler. Yani kadehler, kupsuz bardaklar demektir ki. Kavârîrâ. Karuranın çoğulu. Çok şeffaf sırça kadehlerden oluşmuş kaplar ve gümüşten mamul kaplar, efendim kaseler onlara dolaştırılacak. İkinci ayette kavarire min fiddatin. Bakın, tekrar o sırça kadehlerin, evet, ikinci bir sıfatı geliyor ki gümüşten mamul sırça kadehler. Bu ne demek Kamil Bey? Beydavi diyor ki, yani diyor camın, sırçanın şeffaflığını, gümüşün de beyazlığını bir arada barındıran kaplar. قَدَّرُوهَا تَقْد۪يرًا. Ve ne yapacaklar? Onlar kendileri için bunu ölçülü bir şekilde takdir edip alıp içecekler. Tabi orada farklı manalar var. Birisi kendileri, yani ne kadar ihtiyacı var, ne kadar canı çekiyorsa o kadar takdir edecek. O ölçüde alıp içecekler. Yahut cennet, cennet görevlileri onlara istedikleri miktarlarda ölçülü bir şekilde dağıtacak. Evet. Yahut da Kamil Bey, bu da var tefsirlerde. Dünyadaki amellerine göre diyor, miktarlı sunulacak onlara. Şimdi aynı cennette belki aynı insanlar oturuyor ama bunların da mertebeleri, tabii, var biliyorsunuz, tabii, değil mi? Yani onlar mesela nebilerin, peygamberlerin derecesiyle bilmiyorum. Bizim derecemiz elbette bir olmaz. Rabbim inşallah sevgili, İnşallah, peygamberimiz başta olmak üzere o enbiyanın rü'yetinden bizi mahrum etmesin. İnşallah. Bilmiyorum yani nebilerin, tut ki aynı yerde otursalar bile, hatta ben bir kaynakta görmüşümdür. Mesela diyor cennette sevgili peygamberimizin yediği bir elmanın tadıyla, örneğin Hatice annemizin, Ayşe-i Sıddık'a validemizin yediği elmanın tadı farklı olacak. Çünkü onda nübüvvet mertebesi var, rütbe, evet, var. Değişiyor. Onun yediği elmanın tadı nübüvvete değer bir elma tadı verecek. Yani bunlar var. Evet. Dolayısıyla insanların da dünyadaki manevi durumlarına göre, durumlarına diyelim, amellerine göre değil mi, orada sunulacak olan nimetlerde farklılık arz edebilir. Tabii. Evet. Hatta Kamil Bey şöyle bir örnek de verilir biliyorsunuz. Bu diyor dünyada da bunun örneği vardır. Mesela aynı portakal, aynı elma, evet, diyelim biri sağlıklı, biri hasta. Hasta adam mesela o sağlıklı adamın aldığı lezzeti alamaz. Doğru, tabii. Hatta der ya, ya sanki saman yiyorum, saman, evet, çiğniyorum. Evet. Niye? Çünkü sağlığı elverişli değil ya. Doğru. Beden olarak bir düşüş var orada. Bak hemen o lezzete yansıyor. Yansıyor, evet. Bedenin durumu lezzete yansıyorsa ruhun durumu, amellerin durumu haydi haydi yansıyacak, tabii, değil mi? Evet. Evet hocam. Ayetler devam ediyor. Hocam bu kavarir kelimesini kısaca bir teknik olarak belki hani okunuşta, kıraattaki okunuşuyla, evet, açıklamak gerekirse. Tabii orada geçişlerde şeyler, evet, var Kamil hocam. Yani orada da kıraatlerde var ama mesela bazıları onu geçerken kavariran kavariran min fiddah diye ikisini de tenvinli yapar. Evet. Mesela verşin farkı var orada. Tergik, yani rayı da ince okur. Kavariran kavariran min fiddatin kaddaruha takdire. Mesela böyle okur. Evet. Bazıları birinciyi tenvinli yapar, efendime söyleyeyim, ikinciyi tenvinsiz.
Kavariran, kavarira min fidda. Geçenler evet. var. İkisini tenvinsiz geçenler var. Bizim imamımız gibi. Kavarira, kavarira min fidda. Peki durduğumuzda ne oluyor? İşte evet burada. Evet. Dururken işte verş ve diğerleri gibi. Kavarira, kavarire diye evet. duranlar var. Bir de kavarir diye duranlar var. Bizim imamımız kavarira diye durur malum. Geçerken, yani geçerken metli okumuyoruz evet. ama yazıda o met duruyor. Çok güzel. Evet, mesela bunu, biz geçerken evet. kavarira kavarira min fiddatin evet. kadderuha takdira. Biz evet. mesela böyle geçeriz. Yani bazı musaflarda zaman zaman kasır şeklinde bir ifade oluyor. Yani kısa Aha. okunmasına yönelik ama evet. eğer yoksa bile buna dikkat etmekte fayda var. Bu sonuçta. Da nereden kaynaklanıyor Kamil Bey? Tabii biz biliyoruz da kıymetli seyircilerimize söyleyelim. Kavarir malum mefail vezninde gayrimunsariftir. Evet. Gayrimunsarif cer ve tenvin almayan kelime yapısı anlamında ki yani esre almaz, tenvin evet. de almaz. Yani en, ün, in sesi almaz. Ha çok güzel. En, bir de in, i sesi un, almaz. Sesi almaz, evet, bir de i sesi almaz. Almaz. Evet. İyi ifade ettiniz. Fakat peki tenvin verenler niye? Fasılaya riayet için. Hmm. Çünkü surenin fasıla yapısı hep tenvin. Yani elifli, ayet sonlarındaki tenvin, harflerin. Evet. Ayet sonlarındaki ses uyumuna evet. riayeten evet. tenvinli geçenler var. Evet. Doğru, evet hocam. Hı hı. Devam ediyor hocam. Ve yuskavne fîhâ ke'sen kâne mizâcuhâ zencebîle. Evet, bakın evet. hep böyle demek ki cennette meşrubatlar çok ön plana çekiyor hmm. Kamil Bey ya. Ve yuskavne fîhâ ke'sen. Orada onlara bir kaseden içirilir ki o cennetliklere. Kâne mizâcuhâ zencebîle. O kasedeki o cennet şarabının karışımı zencefildir. Kur'an'da zencefil, zencebil diye geçer. Zencefil de biliriz değil mi? Hoş kokulu bir baharattır. Evet. Hatta işte zencefil çayları falan içilir. Tabii, özellikle tabii. bu mevsimlerde gribe iyi evet, gider malumunuz. Evet. Ama diyorlar abartmamak lazım çünkü böbrekleri herhalde biraz tabii. tahriş ediyormuş. Onu böyle şeyinde bırakarak, dozunda bırakarak tabii. ve bir de hoş bir kokusu var. Mesela limonatalara katılır. Böyle halis güzel bir bal mesela biraz limon sıkarak. Biraz da o zencefilin malum şeyi vardır, tazesi. Evet. Biraz rendeleyerek onu fazla dozunu kaçırmadan halis balından limonu da sıkarak ondan güzel bir limonata yapılırsa inşallah gribe iyi gelir. Yani mesela. Bu aslında hocam bu nimetlerin de somutlaştırıldığını bizzat Tabii insan canım. Gözünde Tabii. ortaya koymuş oluyor. Bazı alimler diyorlar ki bunları biz dünyadan biliyoruz. Yani baharatlı meşrubatlar var hani evet. o içilen meşrubata bir aroma katsın evet. diye. Bunlar diyor temsili anlatım. Cennettekilerin tadı bunlarla kıyas bile edilmez diyor. Evet. Yani oradaki zencefilin Tabii. kokusu da tadı da evet. Bu dünyadakinden çok farklı ve çok ekstra olacak diyorlar. Aynen fiha tüsemmâ selsebîle. Aynen devam ediyor onun vasfı. O bir gözedir, bir pınardır ki. Düşünün Kamil Bey, pınar komple cennet şarabı kaynıyor ya. Ona da selsebil ismi evet. verilir. Yani ondan içecekler o cennetlikler. Selsebil ne demek Kamil Bey? Selsebil aslında selsele kökünden geliyor. Ona ba ve ya ilave ediliyor ki selsebil masum silsile yani peş peşe evet. yani yudumlarken cennetlikler boğazlarına takılmayacak. Hmm. Böyle kayıp kayıp gidecek. Selsebil onun ismi. Evet. Yahut da ilginç bir şey var. Mürekkep bir kelime. Selsebila kelimesinden geliyor ki sen bir yol sor. Sel sen sor. Sebilen bir yol. Evet. Yani o cennet şarabına gidecek yolu sor. De ki bunun yolu nerede ya? Bu şarap nasıl elde edilir? Nasıl içilir? Yani ey kullarım onun yolunu sorun. Müfret tabi sel. Selsebila sen ona ulaşmaya bir yol ara. Evet. Bir yol sor. Bunun yolu nereden geçer? Oraya gideyim diye. Tıpkı Teebbeda Şerran'a benzer. Bilirsiniz bu bir şairin lakabıdır. Onu hep unuturum. Cahiliye dönemi şairlerindendir, meşhurdur. Ebu Hüzeyl miydi bilmiyorum. Yani Ebu Züheyr de olabilir bilmiyorum. O Züheyr bin Ebu Sülma değil de. Ebu Züheyr veya Ebu Hüzeyl gibi bir isim. Teebbeda Şerra demek şerri koltukladı. İşte o evden çıkarken kılıcı koltuğunu almış çıkmış. Anasına demişler ki o şairin, nere gitti oğlum? Demiş ne bileyim işte teebbeda şerren.
vakaraca işte şerri koltuğunun dibini aldı ve çıktı gitti. Yani kılıç şerden kinaya ya orada şer kılıçtan kinaya daha doğrusu. Yani kim bilir kimin ocağını batıracak. Şerri koltukladı gitti. Şimdi onun gibi hani selsebiyle sen bu şaraba bir yol sor. Evet, bunun yolunu çekecek. Sor anlamında. Evet. Hocam bu kelimeyle ilgili Peygamber Efendimiz'den rivayet edilen bir hadis-i şerif var. Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh için yaptığı bir dua naklediliyor sevgili Peygamberimizin ki Peygamber Efendimiz'in bu sahabi için yaptığı başka dualar da var. Bereket duası yapmış onun ticaretine bereket Rabbimiz lütfetsin tarzında. Bu selsebil kelimesinin geçtiği bir dua naklediliyor. Allahümme eski Abdurrahman bin Avf min selsebilil cenne. Allah yani Allah'ım Abdurrahman bin Avf'ı cennet selsebilinden içir. Amin. Ona ikram et tarzında. Böyle bir duada kaynaklarda geçiyor. Abdurrahman bin Avf meşhur sahabelerden. Evet. Cennetle müjdelenen kişilerden birisi. Hatta değil mi Medine'ye geldiğinde işte malumunuz bana demiş şeyin yolunu göster bana yeter. Evet çarşının yolunu göster ben kendi emeğimi yağ satarak başlamış ve bayağı zengin olmuş mübarek. Evet. Şükürler olsun. Evet, yani namerde muhtaç olmayan ne mutlu. Şimdi ve yudafu aleyhim gene yatufu aleyhim. Nereye geldik? Selsebile ve yatufu aleyhim bildanun muhalledun. Evet hep birbirine benziyor ayetler. Onların üzerine o cennette ebedi kalıcı kılınmış olan vildan, veledin çoğulu ki genç çocuklar, küçük yaştaki mini mini böyle çocuklar dolaşırlar, tavaf ederler. Yani onlara servis yaparlar. Yani servis elemanları statüsünde diyelim belki aynen tabiri öyle. Caizse. Evet. Onlara hatta bazıları değil mi küçük yaşta ölen Müslümanların çocuklarının bunlar olduğunu söylerler. Onlar cennet ehline işte o şarapları, o meşrubatları dağıtacaklar. İzâ ra'eytehum sen onları gördüğünde ey muhatap hasibtehum lu'lu'en mensura etrafa saçılmış inciler sanırsın. Ne kadar hoş. Ya, ne kadar hatta bile birbirlerine adeta şule yansıtıyorlar. İnci misali. Böyle etrafta geziyorlar böyle. Tıpış tıpış tatlı tatlı böyle dolanıyorlar. Efendim hizmet ediyorlar. Ve izâ ra'eyte yine değil mi ayet devam ediyor. Sen gördüğün vakit ra'eyte semme, orada göreceksin naimen, büyük bir nimet, nimetler görürsün ve mulken kebira, büyük bir saltanat görürsün. Birinci fiil ilginç Kamil Bey, ve izâ ra'eyte, gördüğünde, neyi gördüğünde mef'ul mahzuf. Yani nesne, tümleç, hasfedilmiş, zikredilmiyor. Niye? Çünkü genele şamil olsun diye. Ne demek? Gözün nereye düşerse demektir. Nereye baksan, orada nimet ve büyük bir saltanat görürsün. Hatta bir şaz kıraatta ve meliken kebira diye okunmuştur ki büyük bir melik, bir kral görürsün ki yani o da Allah Celle Celaluhu. Bütün bir evrenin meliki, hükümranı. Onu görürsün. Yani o şaz kıraata göre değil mi? Ru'yetullah'a sanki bir işaret var burada. Peki aliyehum üzerlerinde var. Şimdi Rabbim onların giyecekleri libaslardan bahsediyor. Nasıl elbise giyecek bunlar? Şimdi değil mi dünyada marka olmuş bir takım şeyler var. Şimdi orası öyle değil. Evet. Onların üzerinde var. Ne var? Aliyehum siyabu sundusin hodron ince yeşil ipekten elbiseler var. Sündüs ince ipek malum. Evet. Daha ve istabrak, o da atlas demektir ki kalın ipek. Evet. Üzerlerinde aliyahum siyabu sundusin hudurun ve istabrak. Üzerlerinde yemyeşil, ince ve kalın ipek giysiler olacak. Hatta bazı kıraatlerde o malum siyabu sundusin hudrin diye esri okunur ki yeşil o zaman ne oluyor? Sündüsün sıfatı oluyor. Evet. Bizim kıraatta siyab, sevbin çoğulu, elbiselerin sıfatı oluyor. Hemen hemen aynı kapıya çıkıyor tabii. Kamil Bey malum. Peki devam ediyor başka yetti mi? Yetmiyor. Ve hullu esavira min fiddah. Bir de gümüşten bileziklerle onlar bezenecekler, süslenecekler. Esavir, bilezikler, gümüşten. Başka yerde malumunuz yuhallavne fiha min esavira min zeheb. Değil mi? Altın. Kehf suresinde. Evet. Orada da altından mamul efendim bilekliklerle, bileziklerle bezenecekler. İşte cennet de böyle çok hoş
latif, albenisi olan cazip elbiseler ve işte insanların, erkeklerin bile, yani kadınlar şöyle dursun, erkeklerin bile süsleneceği, değil mi? Bir takım böyle işte efendim takılar var giysilerin yanı sıra. Hocam bu tabii şimdi bazı yorumlara bakıldığında kaynaklarda erkeklerin bilezik takmasının biraz simgesel olabileceğine dair bir ifadeler var ama evet. Sonuçta cennet hayatı dünya hayatından farklı tabii, bir ortam. Tabii. Yani oranın kendi şartları tabii. İçerisinde bunlar belki bir de Kamil Bey bilezik derken olabilir. İlle bilezik olarak görmeyelim. Düşünmemek lazım. Evet. Bileklik mesela tabii, erkekler tabii. Takıyor değil mi? Tabii. Künye bileklik, ismini evet. Yazdırıyor. Evet. İnşallah orada da belki öyle çok daha fahir, çok daha değerli bileklikler evet. Takılacak tabii. Değil mi? وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا Burası önemli. Şimdi burada cennettekilere malum meşrubatlar, işte cennet şaraplarının servis edileceği var ama burada doğrudan sunumu yapan Allah Celle Celaluhu ya, ve Rableri onlara tertemiz bir şarap içirecek. İçirdi aslında sekahun evet. Mazi. Evet. Tut ki içtiler. Tahakkuku vukuuna binaen. Bu oldu yani. Ahiretle ilgili bazı fiiller Kur'an'da mazi sigasıyla evet. Verilir ki bu da tahakkuku vukuuna binaendir. Mutlaka olacak. Rableri onlara tertemiz bir su içirmiştir. Buradaki tahur ilginç Kamil Bey. Diyorlar ki burada zımnen şöyle bir mana var. Bu şarabı Rablerinden içerken onlar doğrudan, Mevlamız onlara sunarken, gene herhalde görevliler vasıtasıyla olabilir, sunacak tabii. Ama belli ki ikram eden, bizzat emreden kendi, kullarıma şu benim şarabımı içirin bakayım diye, lütfu keremimden olan şu şarabı, o tahur tertemiz ya Kamil Bey. Diyorlar ki bu beraberinde rü'yetullah'ı getiriyor. Hmm. Yani öyle bir şarap, öyle bir içme ki insanları başka şeylerden temizliyor, sırf cemalullah'a odaklaştırıyor. O şarabı içerken bir taraftan da Rablerini seyredecekler diye. Evet, evet. Yani malum rü'yetullah biraz dağdağalı bir konu. Doğru. Ehli sünnet bunu ispat ediyor. Mu'tezile nefyeder malum. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا Rableri onlara tertemiz bir şarap içirmiştir, içirecek. Ne denilecek bakın, şimdi orada yine مَقُولُ الْقَوْلِ Yani söyleyen belli değil ama söylenen söz ortada. Yani وَقِيلَ لَهُمْ herhalde, فَقِيلَ لَهُمْ Ve mütakiben şöyle denilecek onlara. اِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً Şüphesiz ki bu sizin mükafatınız olmuştur. Yani dünyadaki amellerinizin karşılığı olmuştur bu. Daha وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا Sizin sa'yiniz, amelleriniz, çabalarınız meşgurdur. Yani hüsnü kabul görmüştür. Görmüştür evet. Yani Rabbiniz o amellerinizden razı olmuştur ki buna bedel size tertemiz bir şarap içiriyor Rabbiniz bugün elhamdülillah. Evet. Oradan hocam, sonra bu, konu değişiyor. Bu ayeti kerime ile ilgili şu aklıma geldi. Şimdi bizim kültürümüzde gerçi bu son zamanlarda belki çok yaygın bir şekilde bu ifade kullanılmıyor ama yakın zamana kadar diyelim Osmanlı'nın son döneminden Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde yazılan bazı eserlerde de bunu görüyoruz veya pek çok eserde. Yani sayin meşgul olması, sayiniz meşgul olsun gibi ifadeler yani günlük hayatta kullanılan veya eserlerde kullanılan bazı ifadelerin bizzat kaynağının Kur'an-ı Kerim olduğunu elhamdülillah, anlıyoruz. Kesinlikle. Yani insanlar bunu garipsemiyor çünkü Kur'an-ı Kerim'le çok iç dışlı oldukları için hemen o ayete sanki atıf yapılmış gibi oluyor aynen. Değil mi hocam? Ya Kur'an hani demiş evet. Ya anlatırlar Allah rahmet eylesin Ergun Göze onun şeyinden dinlemişimdir televizyonda kültürlü bir adamıdı. Malumunuz işte Kur'an-ı Kerim mucizesi değil mi? Le Fenomen, Kur'anik, evet. Malik bin Nebi'nin Fransızca eserini evet. Türkçe'ye uyarlamıştır. Gerçekten müktesebatı zengindi. O diyor ki bizim hacımız işte gitmiş Mekke'ye, hacı olmuş gelmiş. Demişler ne oldu dillerinden anlayabildin mi? Demiş yok anlayamadım ama okudukları Kur'an'la ezan Türkçe'ydi. Bir onu evet. Anladım. Yani o kadar Kur'an'ı bizim Türk milletimiz, Müslüman Türk... O benimsemiş, kadar özümsemiş evet. Kamil Bey, evet. O kadar benimsemiş ki ya. Onu Arapça bile görmüyor, Türkçe görüyor yani o şekilde. Hani, bazen hatim dualarında yapılır, ticaretlerini ticareten lentabureyle. Lentabureyle. Yani orada da yine ayet atıf var. Evet. Zembini mağfur, sayini evet. Meşgul ve evet. Ticaretini lentabureyle. Hep Kur'an'dan evet. Alıntı. Tabii. Zaten meşgul demek Kamil Bey malum, teşekkür edilmiş demek. Evet. Teşekkür gören, işte hüsnü kabul gören. Yani adeta Rabbimiz...
kullarına diyecek ki bu amellerinizden dolayı size teşekkür ediyorum. Bu ne büyük bir nimet evet, ya. Yani evet. Onların sa'yinden, çabalarından, amellerinden Allah razı olmuş ve kabul etmiştir yani. Evet hocam. Hocam dediğiniz gibi konu değişiyor bu ayetten sonra. İnna nahnu nezzelna aleyke zikra aleykel Kur'ane tenzila. Kur'an-ı Kerim'in indirilişiyle ilgili ayet-i kerimeler var. Ve daha sonra Peygamber Efendimiz'e hemen akabindeki ayette de sabretmesi yönünde bir talimat var. Evet. Bu da dikkat çekici. Tabii. Yani bir şey mi oldu acaba? Yani Peygamber Efendimiz'in hayatında bir gelişme mi oldu da onun üzerine böyle bir kendisine talimat verildi? İnsanın aklına bir soru evet. gelebiliyor. Evet. Burada sanırım bir de nüzul sebebiyle ilgili de bir bilgi var kaynaklarda. Peygamber Efendimiz'e değişik... tekliflerin yapıldığı peygamberlik davasından geçmesiyle alakalı ama Peygamber Efendimiz'in o tekliflere tamamen hayır şeklinde çok olumsuz cevap verdiği mi? Evet. Böyle gayri ahlaki teklifler. Evet. Hatta yani hem maddi anlamda hem başka anlamlarda teklifler yapıldı ama Peygamber Efendimiz'in asla davasına vazgeçmeyeceğine aynen. dair. Yani gayri ahlaki dediğim yanlış anlaşılmasın bir nebi açısından. Evet. Yani bir nebi onu kabul ederse o züldür. İşte diyor ki sana kızımı nikahlayayım. Evet. Bazısı diyor işte sana diyor Mekke'nin en güzel kadınını verir. Adam anlamıyor ki ya bu dava. Çünkü onlar için hayat standartları o ya. Evet, evet. Güzel bir kadınla evlendi mi? Mal mülk sahibi de olunca, oldu mu? Evet. Oo tamam. Vazgeçecek zannediyor. Evet. Evet. Onlar için varsa yoksa bu. Şimdi onun bir nübüvvet davası var. O dert adamı ya. Onun çilesi var. Çile adamı o. Zevk adamı değil ki o. İnna nahnu nazzalna aleykel Kur'ane tenzila. Ey peygamberim şüphesiz biz bu Kur'an'ı sana peyderpey tedricen indirdik. Evet. İhtiyaca binaen, günün şartlarına binaen, insanlığın problemlerine hitap edecek, cevap verecek şekilde. Binaen aleyh, fasbir li hukmi rabbik. Rabbinin hükmüne sabret. Yani o yardımını bazen sana geciktirebilir. Hmm. Mesela bazen yardım gecikir, onun bir hikmeti vardır. Sen ona sabret, tahammül et. Ve yine dediğiniz gibi onların nabeca bir takım naseza tekliflerine karşı aldırış etme. Sana mal verelim, şunu verelim, bunu verelim gibisinden sen davanda devam et. وَلَا تُضِعْ مِنْهُمْ آثِمًا اَوْ كَفُورًا Onların içinden hiçbir günahkara ve hiçbir alabildiğine Allah'ı inkar eden, nimetlerini inkar eden nanköre itaat etme. Bakın bu da var. Evet. Yani öyle eyvallah etme onlara. Tabir caizse benim görevlilerim senin arkanda. Hiç korkma davanda ısrar et, devam et. Allah'a sarıl, Allah'a sığın, sa'ya sarıl, hükme ram ol diyordu ya Akif Mermul. Evet. Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol. Evet, evet. Şimdi peygamberim sen onlardan hiçbir günahkara ve nanköre itaat etme, boyun eğme. Onlar ne söylerse söylesinler, sana bir takım böyle akılsızca, şuursuzca teklifler getirirler. Onları aldırma, davanda ısrar et, Rabbinin hükmüne karşı sabret. Bazen yardımın bir hikmete binaen sana gecikebilir. Sakın ne ümit olma, ümit var dayanıklı ol, evet. Yolunda devam et. Evet. Hocam tam bu bölümle ilgili bir VTR'miz var. Bir İnsan Suresi'nden bir tilavet dinleyeceğiz. Evet. Daha sonra sohbetimize devam edeceğiz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. İnna nahnu nazzalna aleykel Kur'ane tenzila. Fasbir li hukmi rabbika ve la tuti' minhum atiman aw kafura. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إنها يحبون الله
ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء والظالمين أعد لهم عذابا أليما. Sayın Hocam, Mustafa İsmail'i dinledik. Evet. Allah rahmet eylesin kendisini. Okuyuşuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Evet, Kamil Bey makam olarak malum rast başladı. Ve belli bir süre gittikten sonra çargaha geçti ve çargahla bitirdi. Çargah yanık bir makamdır biliyorsunuz ki rasta komşudur. Zaten karar perdesi de hemen hemen aynıdır yani. Aynı evet. Şeyde karar kılar. Üstlerde yukarılara hafif tize çıkarken bile tam değil de yarım entervallik çıkışlarda sabaya kaçar bile. Sabahlı çargah hatta denir değil mi böyle şeyde geçer. Yanık bir makamdır. Ve öyle güzel bir ses anlam ilişkisi oluşturdu ki efendim lafız mana ilişkisi. Orada mesela inne haulâi geleceğiz şu kullar var ya yuhibbûnel acilete o alel acele çarçabuk geçen dünyayı sever de ve yezerûne verâehum yevmen sakîle çok ağır bir günü arkalarına bırakırlar, ertelerler. Yanık bir makamla okudu oraları. Yani zavallı kullar, yanlış yapıyor. Hallerine acınacak bunların. Tabii. Gibi, evet. Ve yine oraya geleceğiz. Ve izâ şi'ne beddelnâ emsâlehum tebdîlâ. Dilediğimiz vakit biz onların yerine başkalarını, benzerlerini getiririz. Orada iki mana var, göreceğiz. Yani orada mevcut olanları giderip, helak edip başkalarını yerine getireceğiz anlamı da var ki gene o yanık makama çok güzel evet. iz düşüm oluşturdu. Evet. Hocam kıraattan bahsetmişken surenin bu bölümüyle ilgili kıraat farklılıklarını da lütfederseniz. Evet Kamil Hocam inşallah onu da verelim değil mi? Evet. İlk başladığımız ayetlerde başlamıştık ya hemen onlardan bir iki örnek verelim. Estağfirullah. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا وحريرا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك على الأرائك على الأرائك على الأرائك متكئين فيها على الأرائك على الأرائك متكئين فيها على الأرائك متكئين
فيها على الأرائك متكئين tek yani burada şeyi düşürüyor Ebu Cafer, Hemze'yi düşürüyor, ilginç bir kıraat. Muttekine fiha alel araik la yarawna fiha şemsen ve la zemherira ve la zemherira la yarawna fiha şemsen ve la zemherira ve daniyeten aleyhim zilaluha ve zullilet kutufuha tezlila ve daniyeten aleyhim zilaluha ve zullilet kutufuha tezlila ودانيةً عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قواريرا ويطاف عليهم بآنية بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير كانت قواريرا قواريرا من فضة قدروها تقديرا قواريرا من فضة قدروها تقديرا قوارير من فضة قدروها تقديرا صدق الله العظيم. Bu kadar yeter hocam, sanırım. Teşekkür ederiz. Evet. Bayağı zengin kıraat farklılıkları evet. Var surede. Evet. Hocam vaktimiz ilerliyor bu arada. Kalan ayetleri de mealini vererek hatırlamış olalım. وَدْكُذُ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَاَصِيلًا Evet. Rabbinin adını sabah akşam an. Evet. Şimdi bu ne demek? Birinci mana malum zikir. Yani ey peygamberim Rabbinle sabah akşam berdevam ol. Hmm. Onu hiç unutma. Onu hep yad et. Onu gönlünden çıkarma. Yani bu önceki ayetteki o sabret mesajıyla bağlantılı düşüneceğiz değil mi olmaz hocam? Olmaz olur mu? Yani kesinlikle. Sabrederken bir anlamda buradan da motivasyon al. Aynen. Şarj ol gibi. Evet. Çok güzel dediniz. Zaten öyle her sabır beraberinde zikrullah'a getirir Kamil Bey. Evet. Çünkü neyi arkana alarak katlanacaksın değil mi? Yaradana güvenerek. Yaradana dayanarak insan ancak katlanır. Evet. Bu mezahimi, bu dünyanın mihneti, meşakkatini göğüsleyebilir değil mi? Bir diğer mana orada Rabbinin ismini sabah akşam andırırken namazlara işaret var. Bukra sabah erken vakit ki burada kastedilen sabah namazıdır. Yani sabah namazına devam et. Asile de Kamil Bey ikindiden sonra daha ziyade yani öğleden sonra ikindiye doğru ve ikindiden sonra akşama değin o arayı ifade eder ki oraya da öğle ve ikindi namazı giriyor. Evet. Sabah akşam Rabbini zikret derken sabah namazını, öğle ve ikindi namazını kıl. Nitekim devam eden ayette وَمِنَ الْلَيْلِ فَسْجُدْ لَهُ O Rabbin için gecenin bir kısmında secde et. Evet. Şimdi o ne? O da akşam ve yatsı namazlarını içeriyor.
Şimdi kıymetli seyircilerimiz yani diyebilir ki. Kasıt aslında namaz. Tabii yani, zikri cüz irade-i kül. Bir parça zikrediliyor evet, ama tamamı. Bir parça evet. zikrediliyor ama bütünü kastediliyor. Evet. Çünkü secde namazın önemli bir parçası ya değil mi Kamil Bey? Tabii. Hatta hadisi şerif var. Akrabul abd akrabu ma yakunul abd min rabbih ve huve sacid. Evet. Kulun Rabbine en yakın olduğu pozisyon, halet, makam secde ettiği andır. Evet. Dolayısıyla Cenab-ı Hak secdenin önemine binaen bütün bir namazı secdeyle isimlendirdi. Secde suresi de var hocam. Secde suresi evet. var değil mi özellikle? Evet. Gecenin bir kısmında Rabbine secde et. Ne demek? Yani namaz kıl. O da ne oluyor? Akşam ve yatsı namazı. Evet. Beş vakti böylece içermiş oldu. Şimdi seyircilerimiz diyebilir ki akşam namazı niye gece diye isimlendiriliyor? Kamil Bey bilirsiniz normal bizim yani ibadet ölçülerimize göre güneş battı mı gece başlar. Çünkü güneş batınca gündüz bitiyor ya, gündüz bitince gece başlıyor yani demektir. Yani ertesi gün ibadet takvimi açısından baktığımızda evet. gün... Güneşin bitti. Batımıyla başlıyor. Evet. Ertesi günü önce gecesini yaşıyoruz sonra tabii, gündüzünü yaşıyoruz. Çok güzel. Evet. Güneş doğuyor, gündüz başlıyor. Güneş batıyor, gündüz bitiyor, gece faslı başlıyor. Evet. Dolayısıyla o da akşam ve yatsı namazını içeriyor ve devam ediyor. Bitmedi bakın. Ve fescud lehu ve sebbihhu leylan tavila. Geldi mi şimdi teheccüd? Ve o Rabbini gece boyu tesbih et Allah Allah. Evet. Uzun bir gece. Evet. İşte burada da teheccüde işaret var ki Kamil Bey malumunuz. Peygamber için teheccüd onun nübüvvetinin adeta bir parçasıdır. Ve onun gıdasıdır, ruhunun evet. temel gıdasıdır. Yani peygamberim gece teheccüdle meşgul ol fazladan. Riyaya kapalı en önemli ibadet hocam İbadettir, değil mi? Gece ibadeti. Ya. Bütün insanlar horul horul uyurken... Evet. Kulun kalkıp Rabbinin huzuruna evet. dikilmesi ne demek? O müstesna bir mezhariyet. Evet. evet. Hocam devam ediyoruz. İnne haulâ'i yuhibbûnel acile. Ayet-i kerime devam. Az önce siz zikrettiniz. Evet işte burada da maalesef yani Müslümanların o dünyaya nedenli meftun ve müptela olduklarının hazin bir tablosudur. Evet. Şunlar var ya şunlar. Ya burada Kamil hocam yani illa mümin, müşrik diye bir ayrım yok ki. Kur'an genel bir ifade kullanıyor. Evet. Şunlar var ya şu kullar, şu akılsız kullarım. يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ O alelacele çağır çabuk geçiveren dünyayı seviyorlar da وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا سَقِيلًا Önlerindeki büyük bir günü erteleyip duruyorlar. Veya çok ağır bir gün, sakil ağır demek, evet. ağır bir günü hep arkalarına bırakıyorlar, erteliyorlar. Evet. Yani böyle yapmayın. Ahiretin sevdasıyla yanıp tutuşun, ahiret derdiyle dertlenin. Evet. Ve devam ediyor Kamil Hocam. Şimdi burada insanın yaratılışına bir gönderi var. Nahnu halaknahum, biz onları yarattık. Ve şededna esrahum, ve eklem yerlerini sağlam yaptık, pekiştirdik. Evet. Esir, Arapça bak esir de oradan gelir. Evet. Yani bağla bağlanmak evet. ya. O eklemler de malum birbirine işte doktorlar tendon derler onlara malum. Evet. Bir takım böyle işte o iplerle, kaslarla birbirine bağlanıyor onlar sinirlerle. Onları sağlam yaptık onların hilkatını. وَاِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا اَمْسَالَهُمْ تَبْد۪يلًا Dilediğimiz vakit biz onların emsallerini getireceğiz. Orada iki mana var. Biri şu, yani öldükten sonra biz onların aynen benzerlerini dirilteceğiz demektir. Evet. Onları olduğu gibi haşredeceğiz. Yahut da burada bir tehdit var. Dilediğimiz vakit onları giderecek, yerine evet, onların bir, benzerlerini evet. getireceğiz ki bu da bir azap sahnesi, evet. azap tehdidi. İnne hazihi tezkira. Şüphesiz ki şu sure var ya veya şu Kur'an ayetleri var ya bu bir öğüttür. Femen şa'ettehaze ila rabbihi sebila. Binaenaleyh dileyen Rabbine götürecek, Rabbine giden bir yol edinsin. Ve ma teşa'une illa en yeşa Allah. Keşke buraya girseydik ama evet, vaktimiz evet. kalmadı. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Yani Allah'ın dilemesi, meşiyeti paralelinde siz dilersiniz. Yani sizin o müsbet dilemelerinizi Allah yaratır, Adem'den vücuda getirir. Onun evet. dilemesi sayesinde siz güzel şeyler dilersiniz. İnna Allaha kana alimen hakima. Allah muhakkak ki her şeyi bilen ve hikmetle hareket eden, evet. hikmetle iş yapandır. Yudhulu men yeşâ'u fî rahmeti. O dilediğini rahmetine sokar. Ve zâlimîne e'adde lehum azâben elîmâ. Zalimlere gelince Allah onlara da çok can yakıcı, elîm bir azap hazırlamıştır. Evet.
Hocam teşekkür ederiz. Programımızın sonunda şunu da ben hatırlatmış olayım. Sevgili Peygamberimizin sabah namazlarında zaman zaman İnsan Suresi ve Secde Suresini sabah namazının farzında okuduğu da rivayet ediliyor. Böylece evet. Böyle bir Peygamber Efendimiz sünnetiyle ilgili de bir İnşallah. Bilgiyi aktarmış olalım. İnşallah. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben sağ olun, ağzınıza sağlık. Kamil hocam. Sevgili seyirciler, programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Elif Lamim'de buluşuncaya kadar hoşça kalın efendim.